Atamedi takipçileri, bu videomuzda Huawei'in dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğu iddia edilen P20 Pro isimli akıllı telefonunu yakından inceleyeceğiz. Telefondaki işlemci geçtiğimiz sene Mate 10 Pro'da kullanılan Kirin 970 işlemcisiyle aynı işlemci. Bakalım P20 Pro bize neler sunuyor. Telefona eşlik edecek bir cihazımız daha var. O da Samsung Galaxy S9 Plus. Neden eşlik edecek derseniz de ikisinin fiyat aralığı hemen hemen birbirine baya böyle 100-200 lira gibi bir rakam kadar yakın. O yüzden bu videoda S9 Plus da P20 Pro'ya eşlik edecek. Kısaca telefon dışına baktığımızda ön tarafta 6.1 inç büyüklüğünde çentikli bir ekranı görebiliyoruz. Ekranın altında bırakılan şu siyah görmüş olduğunuz çıtanın tam ortasına bir adet orta tuş konulmuş. Bu orta tuş aynı zamanda oldukça hızlı çalışan bir parmak izi okuyucuya da sahip. Bu arada bu ortadaki tuş aynı zamanda geri, ileri, işte arkadaki programları kapat, aç gibi işlevleri de bünyesinde bulunduruyor. Telefonun üstünde bulunan diğer parçalara bakacak olursak ön tarafta yine bir tane avize var. Bu avize aynı zamanda ikinci hoparlör görevini görüyor. Avizenin hemen yanında bir adet ön kamera yer alıyor ve burada yine sensörler gizlenmiş durumda. Telefonun sağ tarafında sadece güç tuşu ve ses açma kapama tuşları yer alırken sol tarafında da sadece sim kart çekmecesi yer alıyor. Telefon üst bölümünde mikrofon, alt tarafında da USB Type-C hoparlör ve bir mikrofon da bulunuyor. Bu arada görmüş olacağınız üzere telefonda 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı yok. Arka tarafa geçerken şöyle gözlerime bir kalpli emoji rica edeyim rejiden. Görmüş olacağınız üzere telefonun rengi inanılmaz. Yani renk gerçekten çok güzel ve hemen bu rengin tabii ki devamına bakacak olursak bir adet çift tonlu LED flash, bombayı sona sakladım, sizi bayağıdır görüyorsunuz ama 3 adet de kamera telefon arkasında yer alıyor. Bu kameralar Leica imzasını taşıyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi telefonun arkasındaki renkten, böyle arkasındaki güzel tasarımdan falan bahsettik. Telefonun kameraları oldukça yüksek bir çıkıntıya sahip. Bunun dışında arka kapakta kullanılan malzeme enteresan bir malzeme. Yani cam gibi ama değil gibi. Değil gibi nereden anladığımı sorarsanız da böyle vurduğumuzda çıkan ses çok enteresan bir ses. Yani cam bir malzeme gibi değil. Fakat bir nokta daha burada bir virgül koyup bunu da söylemek lazım. Bu arkada kullanılan malzeme oldukça dayanıklı bir malzeme. Yani kılıfsız kullanıyoruz cihazı denemek için. Herhangi bir çizilme ya da buna benzer bir şey yaşamadık. Bayağı kaliteli bir malzemeymiş arkadaki malzeme. Ve telefona performans olarak yakından bakma zamanı geldi. Videonun başında söylediğim gibi cihazda Kirin 970 kullanılıyor. Kirin 970 geçtiğimiz sene Mate 10 Pro ile karşımıza çıkmıştı. Özelliği yapay zekadan gücünü almasıydı. Yapay zeka bize birçok yenilik sunuyordu. İşte telefonda istediğiniz fotoğraf modunu yapay zeka sizin için otomatik olarak ayarlıyordu. Telefon sizin nasıl bir kullanım yaptığınızı anlayıp size ona göre bir pil ömrü sunuyordu gibi gibi özellikler bu telefonda da yine aynı şekilde yer alıyor. Tabii ki birazcık daha gelişmiş durumda. Neden? Çünkü zeka gelişiyor. Şimdi geçen sene yapay zeka biraz daha böyle şeydi. Şimdi bu sene geçen seneden beri kullanıldı. Yapay zeka da kendini geliştirdi. Akıllandı, biraz daha akıllandı. Seneye biraz daha akıllanır diye düşünüyorum. Kirin 970'e şöyle performans olarak bakacak olursak Kirin 970'te 8 tane çekirdek bulunuyor. Bu işlemcinin 4 çekirdeği 2.4 GHz. Diğer 4 çekirdeği ise 1.8 GHz hızında çalışıyor. Grafik işlemci olarak bünyesinde Mali G72 MP12 grafik işlemcisini bulunduruyor ve telefonda RAM olarak 6 GB bir RAM kullanılmış, oldukça yerinde bir RAM kapasitesi olduğunu söyleyebilirim. Hafıza tarafına bakacak olursak da maalesef cihazda microSD kart desteği bulunmuyor. Maksimum 128 GB'a kadar bu telefona depolama yapabiliyorsunuz. Bu kadar böyle işlemciden, rakamlardan vesaireden bahsettim. İsterseniz S9 Plus'la bir P20 Pro'nun Geekbench skorlarını yan yana koyalım. Bakalım hangi telefon bize daha iyi bir performansı, Geekbench için söylüyorum bunu, şimdi hemen kızmayın, gösteriyor. Hep birlikte bir görelim. Görmüş olacağınız üzere maalesef P20 Pro S9 Plus'ın çok çok gerisinde kalıyor. Bunun tabii ki en büyük sebeplerinden bir tanesi işlemcinin neredeyse 2 senelik bir işlemci olması. Fakat günlük kullanımda büyük farklılıklar var mı derseniz, yani çok büyük farklılıklar olmasa da ikisinin arayüzü sebebiyle birazcık daha sanki S9 Plus
önde bir yol alıyor gibi. Ve P20 Pro'nun ekran. Evet, ekranı bayağı değişik bir ekran. Değişik olmasının sebebi geçtiğimiz seneki Mate 10 Pro'dan ayrı bir tasarımla geliyor tabii ki. Çentikli bir ekrana sahip P20 Pro. Peki bu çentik bize neler sunuyor derseniz, çentiğin buraya neden konulduğuyla alakalı net bir açıkçası fikre bir türlü sahip olamadım. Çünkü çentiğin olduğu yerde çok böyle inanılmaz bir teknoloji yok. Kaldı ki zaten diğer çentikli telefon modellerine göre buradaki çentik oldukça ufak kalıyor. Yani bu da güzel bir şey. Ekran kasa oranına baktığımızda %82 civarında bir ekran kasa oranıyla sizlere geliyor. Biraz sanki düşük kalmış gibi, bilmiyorum ama bu konuda siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsınız. Ekranda anlam veremediğim bir parlaklık problemi var arkadaşlar. Bunun sebebini bir türlü çözemedik. Kutudan telefonu çıkardığımızda üstünde bir jelatin var. Direkt görmüştünüz zaten kutu açılışında. Belki de o jelatinle alakalıdır diye düşündük. Jelatini kaldırdık. Gene de bu parlaklık sorununu maalesef bir türlü çözemedik. Sorun şu: güneşin altında telefon ekranını görmek bazen imkansız bir hal alıyor. Ve parlaklık sonuna kadar açık olmasına rağmen ekran hiçbir şekilde güneş altında gözükmüyor. Hele ki gözünüzde güneş gözlüğü falan varsa mümkün değil telefon ekranını göremezsiniz. Bu değişik yani bir problem. Bilmiyorum, belki de bizim elimizdeki cihazda böyle bir sorun vardır ama biz tabii ki bunu deneyimlediğimiz için bunu size aktarmak durumundayım. Ekranın piksel yoğunluğuna bakacak olursak da 408 ppi seviyesinde bir piksel yoğunluğuna sahip bu ekran. Bu ekranı yine Samsung Galaxy S9 Plus'la bir yan yana koyalım. Bakalım piksel yoğunlukları konusunda iki telefon ekranı nasıl bir görünümü bize sunuyor. Ve P20 Pro'nun tabii ki kamerası. Bu cihazı aslında en önemli yapan konu telefonun kamerasıydı. Kameralara şöyle bir bakacak olursak 3 adet kamera gördüğümüzü zaten söylemiştim. Kameralar 40 megapiksel, 20 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere toplamda 68 megapiksellik bir kamerayla geliyor bu telefon. Ve telefonun diyafram aralıklarına şöyle bakacak olursak minimum f1.6, maksimum da f2.4 diyafram aralığına kadar inip çıkabiliyor telefon. Leica üretimi olan kameralar tabii ki dünyanın en iyi akıllı telefon kamerası olarak lanse edilse de aslında pratikte çok da öyle olmayabilir. Neden olmayabilir dedim? Çünkü eğer bu telefonla iyi fotoğraflar çekmek istiyorsanız, bunun altını özellikle çizmem lazım, fotoğraf bilginizin olması şart arkadaşlar. Bunlar neler? Mesela diyafram ayarı, mesela pozlama ayarı ve bunun gibi birçok ayarın ne anlama geldiğini ve bu ayarlarla oynadığınızda ortaya nasıl bir fotoğraf çıkaracağınızı kesinlikle biliyor olmanız lazım. Sebebi şu: telefondaki otomatik modda çektiğiniz fotoğraflar telefonun kameralarına yazık ediyor resmen. Çünkü otomatik modda çekilen bir fotoğrafla manuel modda çekilen fotoğraf arasında resmen uçurum var. Bu telefonla otomatikte çektiğiniz bir fotoğrafı fotoğraf bilgisi olan birine manuelde çektirirseniz aradaki farka siz bile inanamazsınız. Çünkü yani otomatikte ciddi anlamda sorunlar yaşıyor kamera. Yazılımsal olarak bir sorun var. Yoksa üstündeki kameralar, lensler oldukça yerinde. Fakat yazılımsal olarak bu kamerayı tam böyle optimize edememişler. Yani malzeme iyi, yazılım kötü. İkisi arasındaki sıkıntı da otomatik modda ciddi anlamda ortaya çıkıyor. Bir diğer kameradaki problem ise telefonun kamerasında 4K tabii ki çekim özelliği var. Fakat 4K çekim yaparken telefon titreşim engelleme özelliği devreye girmiyor. Bayağı bir kurcaladık ama maalesef titreşim engelleme özelliği 4K çözünürlükte video çekerken çalışmıyor. Kameraya şöyle bakacak olursak, yani yapay zeka dedik. Yapay zeka kamerada ne işe yarıyor onu da tekrardan söyleyeyim. Telefonu tuttuğunuz yerde orayı anlamlandırıyor ve oraya göre bir sahne seçimi, oraya göre bir kamera ayarı yapıyor. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz ama bu yapay zeka ile çektiğiniz fotoğraflar çoğu zaman iyi sonuçlar çıkarmayı başarıyor mu? Başarabiliyor, evet. Ön kamerada 24 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Bu kamera f2.0 diyaframına sahip. Ön kamerada güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu telefonun tabii ki ön kamerası maksimum Full HD video kaydı yapabiliyor. İsterseniz kameradan bu kadar bahsettikten sonra şimdi S9 Plus'la P20 Pro'nun kameralarını bir yan yana koyalım. Bakalım hangi telefon bize daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, iki telefonda da tabii ki otomatik modda çekimler yapacağız. Çünkü neden? Yani işten anlamayan normal günlük kullanımda kimsenin manuel pozlamayla falan filan uğraşamayacağını düşündüğümüzde otomatik olarak karşılaştırmak en doğru karar olacaktır diye düşünüyorum. Yorumlarınızı da aşağı bekliyorum.
Arkadaşlar eğer dışarıda gürültülü bir yerde video çekimi yapmak isterseniz sesiniz P20 Pro'ya bu şekilde gidiyor. Eğer aynı işlemi S9 Plus'ta yapmak istediğinizde işte bilmiyorum siz karar verin. Sesiniz videoya şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Şimdi gelelim P20 Pro alınır mı alınmaz mı sorusunu cevaplandırmaya. Yani bu telefonla oyundan başlayayım şöyle. Oynayamayacağınız oyun yok gibi bir şey. Telefona PUBG kurduk, Asphalt Extreme kurduk ve bu oyunları bayağı da oynadık. Herhangi bir kasma, donma sıkıntısı yaşamadık desem yeridir. PUBG'yi de en yüksek ayarda açıyor bu arada, onu da belirteyim. Ve bir diğer önemli konu. Telefonda çok ciddi bir ısınma oluyor oyun oynarken. Baya ısınıyor. Hem arka kapağı ısınıyor, hem önü ısınıyor. Yandaki çerçeve ısınıyor. Telefon baya ısınıyor. Şu anda da görmüş olacağınız üzere. Bunu çok anlamlandıramadım ama şu anda görmüş olduğunuz derecelere kadar telefon çıkıyor ve bu sıcaklığı avucunuzda hissediyorsunuz. Telefonda bana göre ihanet bu telefona yapılan. Neden ihanet? Çünkü bu kadar güzel bir tasarım, değiştirilmiş bir tasarım, bu kadar güzel kameralar vesaire bunlar varken telefona gidip geçtiğimiz seneki Kirin 970 işlemcisinin konulması bana sorarsanız net bir şekilde ihanet olmuş. Çünkü arada fiyat olarak da bayağı bir fark var. Şimdi Mate 10 Pro'nun fiyatı artık bayağı da düştü. Hani 3000 lira seviyesine falan indi zannediyorum. 3400 liralarda geziyor. Bu telefonun fiyatı 5000 lira civarında. Yani kamera için, yani Mate 10 Pro'nun kamerası da çok iyiydi hatırlarsınız, incelemesi yukarıda zaten, onu da izleyebilirsiniz videodan sonra. Biraz bana göre ihanet olmuş. Güncelleme seven arkadaşlara da coşturacak haberi hemen vereyim. Telefonda şu anda Android 8.1 var. Yani güncel bir telefon. Fakat tabii ki az önce saydığım eksikleri de göz önünde bulundurmak lazım. Bir diğer güzel özelliği cihazın. Güzel bir özelliği tabii ki bu. Diğer modellerde alışık olmadığımız bu seviyedeki, bu fiyat seviyesindeki cihazlarda çok olmayan ama bunda olan 4000 mAh seviyesinde bir pil var cihazın içinde. Bu pil bize neler sunuyor derseniz de, yani bu pil açıkçası böyle inanılmaz bir performansı sizlerle maalesef buluşturamıyor. Yani beklentileri tam olarak karşılayamıyor. Fakat sizin bir günü tam olarak çıkarmanız için size daha rahat bir depolama alanı sunduğu kesin. Yani bir 3500 mAh'lik pile sahip telefonla bunu yan yana koyarsanız pil performansı açısından bu telefon sizi bir gün için konuşuyorum çok daha rahat gün sonuna kadar götürecektir. Onu da belirteyim. Telefona şöyle genel olarak bir bakacak olursak hemen son böyle bir iki cümle söyleyeceğim size ama kutu içeriğinden de şöyle bir bahsedeyim. Kutu içeriği bayağı dolu cihazın, yani kulaklık çıkıyor, kulaklık çevirisi çıkıyor. İşte hızlı şarj adaptörünü artık Apple yüzünden böyle ekstra bir şeymiş gibi söylemek durumunda kalıyoruz. Çünkü onlar koymuyorlar biliyorsunuz. Onlar falan da çıkıyor. Ve kılıf olarak, kılıf da yine cihazın kutusundan standart olarak çıkıyor. Bu telefon için son söyleyeceğim şey, fiyatı 5000 TL arkadaşlar. Ve bu fiyat seviyesindeki bir cihaz için özelliklerini karşılaştırdığımızda cihaz gerçekten kağıt üstünde bayağı böyle hep başa oynuyor. Yani güzel bir cihaz olmuş. Ama pratiğe geldiğimizde maalesef telefon her şeyde başa oynamasına rağmen o başarıyı pratikte performans olarak ve kullanım olarak bizlere sunamıyor. Yani bu telefon belki orada şampiyon olamaz ama yani olursa sizin gönüllerinizde şampiyonu olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınız bizim için çok önemli biliyorsunuz. Bunların hepsini yorumlara yazarsınız ve videoyu da beğenirsiniz. Hoşçakalın.